ben çok kısa kendimden bahsedeyim. Şimdi sunumu ikiye bölmeye çalıştık biz bugün. Ben biraz daha genel raporlama kısmında, eskiden nasıl raporlamalar yapıyorduk, neler anlatıyorduk, Simco'ya geçince neler değişti hayatımızda, biraz onlardan bahsedeceğim. Yanımda da mimar arkadaşım var, Berin. Berin de bunun biraz daha teknik detayına girecek. Uygulama anlamında neler yapıyoruz, ne zorluklarla karşılaştık. Hani geçmeyi düşünen insanlara en azından bir nebze olsun fikir vermeye çalışacağız. Ben inşaat yüksek mühendisiyim bu arada. 12 yıldır Acıbadem proje yönetim bünyesindeyim. Berin Hanım da kendisini tanıtırsa merhabalar, ben de Berin. Meslekte ilk 2 yılın planlama ve BİM teknolojileriyle ilgili çalışarak geçirdim. Son 1 yıldır da Acıbadem proje yönetimi bünyesinde Ataşehir Hastane ve Ofis Projesi ekibiyle birlikte çalışıyorum. Size 4D planlama ve raporlamanın süreçlerin teknik kısımlarından bahsedeceğim birazdan. Keyifli dinlemeler. Tüm katılımcılara da tekrar merhabalar. Diğer sunumlar da gayet keyifliydi. Hem İbrahim Bey hem Utkan Bey'e de teşekkür ederiz. Gayet güzel ve keyifli projeler yapmışlar. Şimdi öncelikle çok kısa biraz firmadan bahsedeyim. Acıbadem Sağlık Grubu nedir, ne iş yapar? Acıbadem Proje Yönetimi ne iş yapar? Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi Acıbadem Sağlık Grubu aslında Türkiye'de bir sağlık hizmetleri sunan bir firma. Türkiye'de yerleşik olarak bilinir ama aslında bir Malezya orijinli IHH Healthcare'e bağlı bir grup. Bu grubun yaklaşık 11 ülkede 80 üzerinde hastanesi var. Biz de onlardan Acıbadem Grubu olarak bir kısmıyız aslında. Yani Parkway, Pantay ve Fortis gibi diğer hastane grupları da bu IHH grubun altında. Acıbadem Sağlık Grubu'nun altında da birçok iştirak var. Bunlardan bir tanesi işte Acıbadem LabMed, Acıbadem Mobi Sağlık, Acıbadem Proje Yönetimi gibi firmalar var. Acıbadem Proje Yönetimi de Acıbadem Sağlık Grubu'nun öncelikli, sonrasında da yurt içi ve yurt dışındaki diğer firmalara aslında tasarım, proje yönetimi, medikal ekipman planlaması ve tedariği, modüler sistemlerle ameliyathane, yoğun bakım gibi inşa işler ve medikal teknoloji çözümler yapan bir firma. 2004 yılında kurulmuş bir firma Acıbadem Proje Yöntemi. Ve şu anda da son güncel projenin çoğunluğu 3D model üzerine ilerleyen, Revit üzerine ilerlemeye çalışan bir firma diyebilirim. Yapmış olduğumuz projeleri böyle çok şematik bir şekilde kısaca göstereyim. Türkiye'de 45'in üzerinde yaklaşık 1 milyon metrekare uygulama, tasarım, proje yöntemi ve medikal ekipman tedariği yapmış bir firmayız. Yurt dışında birçok projemiz hali hazırda var, devam edenler var, bitenler var. Böyle en azından fikir olması açısından göstermiş olayım. Bizim bünyemizde BİM nerede, ne yapıyoruz biz BİM ile alakalı, o kısaca oradan bahsedeyim Synchro'ya geçmeden önce. Şimdi aslında yani Synchro dışında kullandığımız 3 ana tool var. Tabii ki de bunun diğer tool'lar da var. Ama çoğunluğu Autodesk orijinli. İşte Revit, Navisworks ve BIM 90 kullanıyoruz şu anda aktif olarak. Zaten Revit bütün şu andaki aktif projelerimizin tamamında çizim metodu olarak kullandığımız program. Yani aslında AutoCAD renovasyon projelerimiz dışında çok fazla kullanmıyoruz artık. Kullanmamaya çalışıyoruz diyeyim. Projenin kapsamına ve boyutuna göre değişiyor tabii ki de bu. Navisworks ise çakışma kontrolleri ve koordinasyonda aslında kullanıyoruz. Diğer herkesin olduğu gibi. Yani 4D'de de denemelerimiz oldu açıkçası. Bir projemizde kaba yapı ve cephe anlamında denemeler yaptık ama çok istediğimiz sonuçları almayınca o 4D'deki maceramız biraz kısa sürdü. Ta ki Synchro ile tanışana kadar diyeyim. BIMDocs ise şu an en aktif kullandıklarımızdan bir tanesi. Hem proje yayınlarında kullanıyoruz. Alt yüklenicilere, kendi iç yayınlarımızda bütün proje dokümantasyonu buradan ilerliyor. Hem de sahadaki arkadaşlarımızın kalite kontrol formlarını, checklistlerini doldurduğu, NCR'larını oluşturduğu, bunları alt yüklenicilerle paylaştığı bir modül olarak hayatımızda. Bunu da aktif olarak kullanıyoruz. Şimdi maliyet yönetimi tarafında ise şimdi sadece aslında şu anda metraj kısmındayız. Metrajları alıyoruz Revit'ten ya da Synchro'dan. Değişebiliyor imalata göre ya da iş kalemine göre. Ama maliyeti, cost denemeleri şu anda hala devam ettirdiğimiz bir süreç. Yani sürdürülebilirlik enerji modellemeleri ya da tesis yönetimi de şu anda hala hazırda bize deneme olarak devam eden, %100 hayata geçmiş işler değil ama bunlar da üzerinde çalıştığımız işler diye anlatabilirim.
Şimdi Ataşehir'deki projemizi bugün biraz anlatacağız sizlere. Ataşehir'de bir Metropol AVM'nin hemen yanında bir hastane ve ofis projemiz var. Sinko'yu da aslında ilk bu projede denedik ve bu projede şu an aktif olarak kullanıyoruz. Yaklaşık 92 bin metrekare üzerinde kapalı alana sahip 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş bir sağlık kampüsü diye adlandırdığımız bir tesis. Hem Acıbadem'in genel müdürlüğünün olduğu, olacağı diyeyim daha doğrusu, hem de bir 65 bin metrekare civarında bir hastanenin olduğu bir kampüs burası. Burada bütün tasarım süreçlerimizi, mimari, elektrik, mekanik, detay seviyesine göre iç mimarinin bir kısmını 3D model üzerinden ilerletiyoruz burada. Aynı zamanda işte firmalarda planlama yaparak da Sinko'da raporlama yapmaya çalışıyoruz. İşte az önce bahsettiğim medikal ekipman tedariği, modüler ameliyathane sistemleri gibi ilave uygulamalarımız da var burada. Burada çok kısa birkaç tane görsel gösterip geçiyorum projenin içiyle alakalı görmeniz açısından. Bu da aslında kısa bir projenin videosu. Sağ tarafta gördüğünüz ofis binamız, Acıbadem'in genel müdürlüğü. Sol tarafta gördüğünüz de hastane bloğumuz. Onun dışında iki tane ufak bloktan oluşan bu acilin hemen yanında göreceğiniz bir çocuk hastanesi ve arkada bir ticari alan var. Aslında tam anlamıyla Acıbadem'in hem genel müdürlüğünün hem hastanenin olduğu bir sağlık kampüsü projesi diyebiliriz. Şimdi biz şöyle biraz ayırmayı aslında uygun gördük. Şimdi klasik raporlama süreçlerini daha önce neler yapıyorduk? Biz bu planlamayı nasıl yapıyorduk? Nasıl raporluyorduk? Hem onu göstermek istiyoruz. Sonrasında da aslında Sinko'ya geçince neler oldu? Hayatımda neler değişti? Bunları nasıl raporluyoruz? Bir aradaki farkları biraz daha anlatıcı olur diye düşünerek böyle bir ayrıma gittik. Şimdi birkaç tane örnek göstereceğim. Bu aslında piyasada birçok firmanın uyguladığı klasik raporlama şeyleri, şekilleri, renkleri, gösterim şekilleri tabii ki değişiyor firmadan firmaya ama bu mesela Bodrum'da yaptığımız bir projenin 6 metrekarelik ufak bir proje. Yani onda bile, yani ufak projeyi bilerek seçerek koyduk diyor. Süreçlerin ne kadar karmaşık olduğunu aslında biraz anlatmak için. Yani iş akış şemalarından başlayan, ondan sonra işte metrajların çıktı, verimlerin çıktı, adam saatlere geçildiği, oradan firmaya entegre olduğumuz ve sonra kritik yolu belirleyip raporlamaya geçtiğimiz bir süreç. Raporlamada klasik olarak bir S-curve gösteriyoruz aslında. Sol altta gördüğünüz gibi genel ilerleme eğrisi. Yanında da grafiklerle yüzdesel ilerlemeler ve adam saat ilerlemeleri ya da takipleri diyebilirim. Gösterdiğimiz bir süreç var. Şimdi tabii böyle bu şekilde bir raporlamayla planlamacının herhalde piyasada en çok zorlandığı konulardan biridir diye tahmin ediyorum. Katılırsınız diye düşünüyorum ama yapılan raporu yönetim tarafına anlatabilmek aslında en büyük dertlerden bir tanesi. Yani bu kadar karışık tabloları, bu kadar karışık görselleri anlatmak her zaman için zor oluyor. Sahayla senkronizasyonu sağlayabilmek bir diğer konu oluyor bizler için zor olan. Şimdi diğer örneği de şöyle göstereyim. Burada Altunizade'de 90 bin metrekare, 92 metrekare civarında bir binamızın planlama raporlanan örnekler. Şimdi aslında sağda gördüğünüz çok basit Excel'de hazırladığımız ilerleminin durumunu gösteren şematik bir gösterim. Yani aslında Sinko'da olmadan hayatımızda biz bunları bir şekilde gösterme ihtiyacı duyarak devam etmişiz hayatımıza. Çünkü raporlamayı anlatmak, görselleri basitleştirebilmek hep bizim için ana amaç haline geliyor raporlamalarda. Solda da zaten göreceğiniz klasik ilerleme eğrileri, haftalık ilerlemeler ve S-curve gördüğünüz bir grafik. Bu örnekte ise Ataşehir projesinin aslında Sinko'ya geçmeden önceki kaba ve cephe imalatlarının takibini gösteren raporlanan görseller. Yine iş programı gördüğünüz gibi genel ilerleme eğrisi, yüzdesel ilerleme, adam saat takipleri ve aslında sol altta göreceğiniz bugünkü işe de konu olan bu işi görselleştirmeyen cephe açılımından cephenin ilerleyişini görsel olarak gösterme ihtiyacı. Bu da yine Excel üzerinden basit bir şekilde hazırladığımız. Aslında basit dediğim görseli basit ama alt tarafında ciddi bir emeğin olduğu bir raporlama kısmı. İşte az önce de söylediğim gibi biz bu raporlamaları görselliğini basitleştirmek için çok fazla uğraşıyoruz. O nedenle bu klasik raporlama dediğimiz yöntemde hem emek anlamında hem işi anlatmak anlamında ciddi zorluklar yaşadık bugüne kadar. Sonrasında aslında Sinko'ya geçtikten sonra hayat biraz daha değişti. Şimdi o tarafa biraz geçeceğim. Ben burada sadece bir tane görsel göstereceğim. Bu işin ne kadar basite indiğini, raporlamayı ne kadar basit anlatabildiğimizi gösteren bir
rapor göstereceğim, tek bir görsel. Sonrasında aslında sözü Berin'e bırakacağım biraz daha teknik detaylara girmesi için. Şimdi bu görsel aslında mesela tarihsel olarak bakarsanız 1 Kasım 2020'de bütün kampüsteki varyans raporumuz bizim. İmalatlarda nerelerde gecikme var, nerelerde iş önde gidiyor, yönetime tek bir slaytla, tek bir sunumla anlatabileceğimiz bir görsel. Tabii ki de bu görselle çok çeşitli hallerini birazdan göstereceğiz sizlere. Başka adları da yapılabilir. Yani biz aklımıza geldiği kadarını ya da ihtiyaç duyduklarımıza göre bu görselleri belirliyoruz ama yani beklentiye göre bunlar tabii ki de değişebilir. Yani sadece alçıpan imalattan ilerlemesini görebilirsiniz. Sadece elektriği, sadece mekaniği ya da hepsini beraber görebilirsiniz. Bu bizim aslında iş kalemi anlamında nerede binada sorunumuz var, nerede rahat hızı biraz daha yönetimi anlatmak için gösterdiğimiz bir görsel. Dediğim gibi kırmızılar, gecikme olan alanlar, süreselde ne kadar ya da yüzeyselde ne kadar gecikme olduğunu da yandaki aslında Gantt chart'tan da takip edebiliyoruz detaylı olarak. Yeşillerde planlamanın önünde giden alanlar. Bakarsak ofis bloğunda çok derdimiz yok ama hastane bloğunda özellikle Bodrum hatlarda alçıpan içerisinde bayağı geride kalmışız gözüküyor. Bu böyle bir görsel aslında. Bunu da anlattıktan sonra ben şeyin sözü Berin'e bırakayım. En azından iki raporlama yöntemi arasındaki farkı da biraz da olsun dile getirmiş oldum sanırım. Sonra yine sonunda devam ederim ben. Sana bırakayım Berin. Tekrar merhabalar. Şimdi şöyle, 4D'ye geçiş için süreç nasıl başladı? Hangi kararları aldık? Karşımıza nasıl sorunlar çıktı? Nasıl çözümler ürettik? Bu soruları cevaplandırarak biraz bunlardan bahsederek devam edeceğim. Öncelikle başlarken iş programı ve BIM modeli ne durumdaydı? Bizim için bu iki kaynak önemli 4D planlama yapısını oluştururken. Bu iki kaynağı kullanırken de geriye dönmeden, müdahale etmeden uyumlu hale getirerek kullanmalıydık. Çünkü bir tarafta kurgusu tamamlanmış bir iş programı, diğer tarafta hala çalışılmaya devam eden, yoğun çalışmanın sürdüğü, başka kaygıların da olduğu bir BIM modeli vardı. O yüzden çok geriye dönmeden, müdahale etmeden sistemi oturtmamız gerekiyordu. Belki en başında karar verilseydi ve iş programı BIM modelde kurgusu da yeni yapılıyor olsaydı, entegrasyonumuz ve 4D'de entegrasyon daha kolay olabilirdi. Ama mevcut sistemi yürütmemiz gerekiyordu ve böyle başladık. Bunun için verilmesi gereken ilk karar hangi iş kalemlerini 4D modelde görmek istiyoruz ve bir modelden hangilerini alabiliyoruz? Bunlar aktivite listesine göre belirlendi ve karşılığı olan kalemler seçildi. Görebileceğimiz her şeyi almaya çalıştık. Bir diğer konu da, tabii bu karar verildikten sonra neleri alacağız, neleri göstereceğiz. Diğer konu da duvar imalatları. Gaz, beton ve alçıpan için birkaç imalatımız var ama bir obje kullanacaktık. Özellikle alçıpanla işte karkasların yapımı, tek yüz kapama, ikinci yüz kapama, duvar saten imalatı birkaç aktiviteye bir obje atanması gerekiyordu. Bu sorunu da farklı Apple's profiller oluşturarak çözdük, gösterimi sağladık. Sonrasında bir diğer önemli konu da BIM modeli içeri aktarırken, Revit'ten alırken plugin ile nasıl bir level kırılım yapısına ihtiyacımız var? Yani kaynak kırılım yapımız ne seviyede olmalı, hangi detayda modeli almalıyız, buna karar vermemiz gerekiyordu. Mesela level 9 seviyesine kadar bu detayda alabiliyorduk modelimizi ama ihtiyacımız var mı bu kadar veriye ve yüke? Buna karar verdik. Level 5 ve 6 da işimize yarıyorsa öyle devam edelim diye konuşuldu. Bu karar tabii şöyle, bunu etkileyen, daha doğrusu ihtiyacımız olan veriler neler? Kat bilgisi gibi, metraj verisi, objenin cinsi, adı, family, içerikleri, mahal bilgisi. Bunlara bakıp karar vermek gerekiyor bu konuda. Bu da önemli bir detay sonrası için. Proje detaylandıkça, veri girişi arttıkça başa dönmemek için en başında verilmesi gereken kararlardan biri. Şimdi ise iş programı ve BIM modeli nasıl entegre ettik ve teknik kısma nasıl başladık? Onlardan bahsedeceğim.
Önce iş programını XML formatında, Primavera iş programını XML formatında Synchro'ya aldık, import ettik. Sonra BIM modeli, tabii BIM modelimiz daha önemli ve daha kritik. Çünkü birkaç disiplin var ve yoğun bir çalışma. O yüzden önce mimari, iç mimari kısmı kat kat ve blok blok aldık içeri. Buradaki işlemler, filtreler, gruplandırmalar ve atamalar yapıldı. Sonra aynı mantıkta elektrik mekanik BIM modeli içeri aldık. Ama tabii elektrik mekanik modeli alırken bir sınıflandırma ihtiyacı, gruplandırma ihtiyacımız oldu. Çünkü imalata uygun objeyi doğru seçmemiz gerekiyordu. Bunun için de elektrik mekanik BIM departmanından destek aldık. Onlar bize Revit'te imalat master kodları ekledi familylere. Ve bu kodlar sayesinde ben Synchro'da doğru resource gruplandırmayı yaptım. Atamaları daha doğru, daha sağlıklı şekilde gerçekleştirdim. Tabii tüm bu işlemler yapıldıkça, arttıkça veri yoğunluğu arttı. Model bitmeye doğru, modelin alımı bitmeye doğru işlem hızında sorun yaşamaya başladık. Çözüm olarak da en son halinde, son günlerde blokları ayırmaya karar verdik. A blok, B blok ve podyum katları ayrı dosyalarda çalışıyoruz şu an. Biraz daha eskiye oranla kullanımı rahatladı. Tabii bu sırada aynı zamanda biz burada işleri yürütürken BIM modelde revizyonlar ve hold alanlarda çalışmalar devam ediyor. İş programında da detaylandırma ve aktivite eklemeler devam ediyor. Böyle olunca bu yüzden bir süre sonra senkronizasyon ihtiyacı doğdu. Bu aşamada senkron yapalım derken versiyon engeline takıldık. Revit 21 ile başladığımız, Revit 21 importunu yaptığımız model Revit 22'de kullanılıyordu artık. Önce plugin sorunu yaşadık. Çünkü Revit 22'ye eklediğimiz Synchro plugin, yani exportu sağlayan ek, 22'deki ek bizim mevcut Synchro programında kullanılmadı. O yüzden 21'de kullandığımız plugin'i 22'ye ekleyerek devam ettik. Sonrasında daha kritik olansa senkrondan sonra, model senkronundan sonra atamalarımız silindi. Benim sınıflandırdığım resource grup sistemi, zona göre yaptığım grup sistemi içi boşaldı ve o kaynaklara tanımlanan grup bilgisi silindi. Bunun sebebi versiyonun değişmesiyle GUID ID verisinin değişiyor olmasıydı. Tabii buna hızlıca bir çözüm bulmak gerekiyordu ve şöyle bir yöntem denedik. Senkron olmadan resource'leri ve resource grup bilgilerini Excel'e dışarı aldık. Sonra modeli senkronize ettikten sonra senkronlanan yeni modeldeki resource'leri dışarı çektik ve Excel'de o sütun bilgisini, grup bilgisini atadık. İçeri aldıktan sonra da script'le bu grupları resource olması gereken resource'e tanımladık. Aynı zamanda appearance profile atamaları da gitmişti. Onları da script'le atadık. Ve sonrasında bu tabii sonrasında task atamaları yapıldı tekrar. Atamalar da gitmişti çünkü. Tabii bu biraz uğraştırdı. Yani ekstra bir durum ve alternatif bir çözüm olarak kullanıldı. Aslında olması gereken tek tuşla atamalar gitmeden senkronize olunabilmesi de ama bir kereliğe mahsus böyle bir yöntem denedik Revit versiyonu değişmesinden dolayı. Peki senkron yaparken, senkron durumunda model ve iş programında neleri değiştirmek istiyoruz? Buradaki görsellerden de görüyorsunuz. Seçenekler var. Hem modeli hem Primavera'yı senkronize ederken neyi ne kadar değiştirmek istiyoruz? Neyi almak istiyoruz? Task ayarları, task atamaları, resource kaynak ayarları, kaynak özellikleri, user filtreler, filtreler, profil içerikleri. Bunların hepsi bir anda senkronize olmak zorunda değil. İhtiyacınıza göre synchronize, consolidate, integrate, skip seçenekleri var. Yani böylelikle bazı başlıkları değiştirip bazılarını saklı tutabiliyorsunuz senkron sırasında. Buna da yine deneyerek
Yani neleri kapamalıyız, neleri açmalıyız, neyi integre etmeli, silmeli, silmeden eklemeli, silip eklemeli gibi. Buna da yine deneyerek oturttuk sistemi. Verdiğimiz kararlarla devam ediyoruz. Şimdi bazı karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara uyguladığımız metot ve çözümlerden bahsedeceğim. Bizim Primavera iş programımızda blok ve kat haricinde bir de zon kırılım yapımız var. Zonlara göre ayrılıyor işler. Bu yüzden ve bu zon kırılım planlama zonları kırılımı Revit'te kullanılmayan bir sistem, ihtiyaç duyulmayan bir şey. Ama bunu tabii bir arada kullanacaksak Revit'te de tanımlanması gerekiyordu. Model için biz bu ayrımı Synchro tarafında sağladık. Böylelikle zonlara göre takip yapılabilir hale geldi. Özellikle şapı imalatlarında yani böyle hem obje şapı bölmek ve objeleri seçmek gibi bir seçeneğimiz de yoktu Revit'ten aldığımız modelde. Biz de karkas döşemeyi zon sınırlarına göre belirleyip Synchro'daki subdivide freehand yöntemiyle elle yani bölerek, parçalayarak döşemeyi her bir zonun şapı imalatını doğru şekilde atayıp takip etmiş olduk. Çünkü sahada da şapı imalatı zonlara göre devam ediyordu. Saat yönünde dökülüyordu. Hepsini bir anda gösteremezdik. Burada da doğru gösterimi bu şekilde sağladık şapı için. Tabii böyle devam ederken yine veri yoğunluğundaki artıştan dolayı buradaki işlemlerdeki hareket hızımız, hareket alanı 3D view'lerdeki filtreler arttıkça falan bayağı kasmaya başladı sona doğru. Bunun için görünümdeki efektleri kapattık. İşte kamera ayarlarından birkaçını denedik hangisi olmalı diye. Daha iyi sonuçlar için uğraşıyoruz ama tabii iyileşme sağlandı. Şu an daha iyi durumda. Devam ediyoruz kullanmaya bu haliyle. Bir diğer önemli konu da hazırlanan bu kurgunun ve modelin, 4D modelin yöneticiler ve ekibin diğer üyeleri, programı kullanmayan diğer üyeler tarafından kolay erişilebilir hale gelmesi. Bunun için de 3D PDF, Synchro Weaver ve Synchro Cloud sistemleri denendi. Ama bu konuyla ilgili henüz istediğimiz kullanışlı ve hızlı karşılığı alamadık. Yine de arayışımız devam ediyor. Şimdi raporlamalara geçeceğim. Raporlamaları nasıl başladık, nasıl gruplandırdık, ne tür rapor tipleri oluşturduk? Tabii hastane imalatı önce başladı projemizde. Ofis bu sıralarda devam ediyor, yeni başlık sayılır. O yüzden hastane bölümlerinin raporlamalarıyla başladık. Sol üstte gördüğünüz poliklinik katlarının ilerlemesi ve aktivite schedule kısmında buna göre filtrelenmiş durumda. Appearance profilde hangi imalatların şu an belki çok görünmüyor ama hangi imalatların hangi renklerde gösterildiği tanımlı. Duvar imalatlarını görüyorsunuz 3 katta. Elektrik mekanik imalatları görüyorsunuz 1 Kasım itibariyle. Yanındaki ise hasta katları. Tüm hasta katlarının ne durumda olduğu, ne seviyede olduğu, ne kadar ilerlediği hem schedule kısmından hem görsel kat raporundan takip edilebilir durumda bir rapor. Aşağıda da podyum katları, hizmet hastanenin hizmet alanları, buradaki işte şapı imalatları, zemin izolasyonları, duvar imalatları ve elektrik mekanik işleri bu tarihe göre hangi işler varsa onları takip edip görebiliyoruz. Sonraki rapor tipimizde hasta katı aylık ilerleme raporu. Bir hasta katının Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ve Ekim aylarındaki ilerleme durumunu görüyoruz. Burada mesela Temmuz ayında aplikasyonlar yapılmış, gaz betonlar ve ana hat tava imalatları başlamış. Ağustos ayında alçıpan tek yüz karkaslar yapılmış, şapı imalatı. Sonrasında alçıpan konstrüksiyonlar, işte tali hatlar, mekanik elektrik için kablolamalar. En sonunda Ekim ayında da tavan kapama, mekanik elektriğin test kontrolleri yapılmış görünüyor.
Şimdi bu rapor mantığında da hangi işler bir arada sürdürülüyor, bir arada yapılıyor onu ayırt edebiliyoruz ve aynı zamanda bir katın nasıl ilerlediği, ne durumda olduğu özel olarak takip edilebiliyor. Bu rapor tipi de genel kat durumlarını gösteriyor. Burada önce tüm imalatlar ve tüm katlar şeklinde bir rapor hazırlamıştık. Ama sonra işte duvarlar kapanınca görünmeyen alçıpan, tavan, konstrüksiyon, mekanik, elektrik katlar karışınca bunu ayırdık. Mekanik, elektrik, kat açıkken görünen sabit mobilyalar sol kısımda yer aldı. Diğer duvar imalatları, tek yüzlerin kapanması, çift yüzlerin kapanması, gaz, beton, duvar sateni imalatı da sağ tarafta yer alıyor. Şapi imalatlarını da içeriyor sağdaki rapor. Aşağıda da bunların varyans durumları var. İşte pozitif olanlar, pozitif sapmalar, yeşil olan, negatiflerde kırmızı olanlar, negatif sapmalar, gecikmeler, yeşil olanlar da ileride gidenler, planlama tarihinden önce yapılan işler. Beyaz olanlar da kontrollü, kritik olmayan imalatları gösteriyor. Diğer yanda da mekanik, elektrik ve tavan imalatları için yapılan varyans. Tabii buradaki schedule kısmında da bunları kalem olarak görebiliyoruz. Neler önde, kırmızı olanlar gecikmiş diye bir burada da yazılı rapor olarak yer alıyor. Bu da rapor tiplerimizin son hali. Yani blokları ayırdığımız, ayrı ayrı artık çalıştığımız en sade ve şekillenmiş hali. Burada da yine duvar imalatları A blok, mekanik, elektrik ve tavan kapamaları ayrı. B blokta yeni başladığı imalatlar. Burada her şey bir arada, o yüzden hem alçıpan hem mekanik, elektrik varyans durumu. Aşağıda da bir podyum katındaki işte tavan, mekanik, elektrik ilerleme durumu ve sapma durumları raporu. Burada da tüm imalatlar var. A bloğun işte sabit mobilyası, duvar kapamaları, planlanan gerçekleşen durum. Neler başlamalıydı ama sağdaki gerçek durum nedir diye. Rapor tiplerimiz, aktif kullandığımız raporlama tiplerimiz bunlar. Şimdi size hasta katı içi iş akış simülasyonu ve devamında da iki simülasyon videomuzu göstererek devam edeceğiz. Şimdi ben burada, Bedim çok sağ ol, şeyi ilave edeyim. Şimdi renkler ve şeyler çok karışık gözüküyor siz bu şeyi ilerlemeleri izlerken. Bu bir hasta katında aslında değişik viewpointlerdeki imalatların görünüşleri. Bir hasta odası var solda. Sağ tarafta bir asansör holümüzün gündüz beklemenin olduğu yer var. Diğer tarafta da koridorumuzun olduğu bir alan var. Bir de katın genel durumu var. Şimdi renkler çok karışık geliyor olabilir tabii sizlere ama yani bunun bir süre sonra buna artık herkes alışıyor. Yani sürekli kullanan insanlar için artık bir şey ifade etmeye başlıyor. Böyle hani kaba yapı ve cephe ilerlemesinden biraz daha kompleks tabii ki de şu andaki şey, görünüşler. Ama şimdi biraz önce mesela Berin'in gösterdiği hasta katı ilerlemelerinde ya şöyle bir şey oluyor yöneticiler için. Sahaya çıkmanıza gerek kalmıyor gerçekten. İlerlemelerin durumunu alıp modelden baktığınız zaman sahadaki aslında real durumu görüyorsunuz. Tabii ki de programdan dolayı hani hangi imalatların yapıldığı katta onlara bir yön vererek ilerlemeler alıyorsunuz. İşte saat yönünde alt aşağıdan yukarı, saat yönü tersi gibi imalat ilerleme yöntemlerini uyguluyorsunuz. Ama sonuçta şuna ulaşabiliyorsunuz. Yani sahada aslında yapılan işi aktif olarak model üzerinde görüyorsunuz. Ve bunu eş zamanlı olarak görüyorsunuz. Şimdi diğer videoda aslında bu işin genelini gösteren video diyeyim. Burada da işte gaz betonlar başlıyor. Sonrasında şap işleri, elektrik mekanik, alçıpan konstrüksiyon ve birinci yüz kapamalar devam ediyor. Bu da aslında yine simülasyon anlamında hani az önceki hasta katındaki böyle içerilere girme ihtiyacı uyandırıyor bir süre sonra. Çünkü tavanlar kapandıktan sonra simülasyonda aslında bir değişiklik görmüyorsunuz. İçerideki bütün imalatlar tamamlanmış gibi gözüküyor. O anlamda kat bazında yani raporlamaya kat bazını indirgemek zorunda kalıyoruz. Bu genel tabii ki de bir şey, bir fikir veriyor ama hem imalat bazında hem kat bazında bunlara inip detaylandırmak gerekiyor.
Şimdi bizim şey bu kadar göstereceğimiz sunum ama program üzerinden modelin de isterseniz çalışma şeklini bir gösterebilirse çok kısaca. Sonrasında da sorulara geçebiliriz. Şöyle şimdi A blok bu, hastane bloğumuz. Modeli bölmüş haliyle açtım programı. Çünkü mesela section box kutusunu daha önce kullanamıyorduk ve artık kullanabiliyoruz. Kat kat hem düşeyde hem yatayda katları keserek içerideki ilerlemeleri görebiliyoruz hızlıca. Daha önce hareket edemiyorduk ve bu opsiyonu kullanamıyorduk ama şimdi çok daha iyi. İşte diğer taraftan buradaki tool'ları, tool'lardan bahsedeyim biraz. Research gruplarımız, research group mantığıyla atamaları yaptık. Çünkü hem zon bilgisini hem de aktiviteye uygun gruplandırmayı bu mantıkta kurguladık aslında. 3D filtrelerimiz var kata göre veya içeriğe göre ana kalemler işte diğer ayrıntılı kısımların olduğu 3D filtrelerimiz var. Appearance profil mantığı da aktivitelere paralel oluşturuldu. Çünkü dediğim gibi bazen bir objeyi birkaç aktivitede kullanmak gerekebiliyor ama appearance profil atamaları bunu ayırt etmemize sağladı. Research statüsü de varyans için kullandık. Çünkü burada farklı bir mantıkta oluşturulması gerekiyordu. İşte aslında tarih filtresine göre objelerin seçilip atanması gerekiyordu. O yüzden research statüsü kullanmaya karar verdik burada. Diğer yandan tabii dosyayı hafifletmek için geçmiş rapor layout kayıtlarını sildim ama burada oluşturduğunuz raporları, tipleri, filtreleri, sahneleri kaydedip saklayabiliyorsunuz. Sağ tarafta da programı kullananlar bilir. Diğer işte aktivite, kaynak ve 3D görünüm ayarları var. Program içeriği ve bizim kullanım sistemimiz, tekniğimiz bu şekilde. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Akif Bey isterseniz sorulara geçebiliriz ya da sizin... Teşekkür ederiz. Gayet iyi bir sunumdu. Ben özellikle Acıbadem tarafında yapılan çalışmaların, hani yaşanılan zorlukların anlaşılması için güzel bir projeydi ve çok detaylı ağır bir modelde çalıştık. Onların hani hangi metotlarla çözüldüğü, işte bununla ilgili hani yöntemlerin anlatılması açısından güzel bir sunumdu. Birçok kişi de buna feyiz almıştır, yani ilgi almıştır. Şimdi çok hızlıca geçip Gözden Hanım diyor ki proje süreci yaşanan bir süreç. Tüm disiplinler bir modeli aynı oranda tamamlayamayabiliyorlar. Projede revizyon olabiliyor. Bu doğal projesinin tüm bu atamaları nasıl yönetiyoruz? 4D'ye nasıl? Aslında Derin Hanım sonrasında uygulamasını gösterdi Gözden Hanım. Bir sorusu daha var. Sağlık ve sektör tüm disiplinler için bir modeli hangi oranda tamamlanması gerekiyor? Belki buna cevap verebiliriz. Sağlıklı bir sinkro için BIM modellerin hangi oranda tamamlanması gerekiyor? Yani aslında şöyle diyebiliriz. Yani biz biraz BIM modeli, Berin de söylediği gibi BIM modeli biraz oluştuktan sonra bu işin içine girdik. Yani hem BIM modeli ilerlemişti hem Primavera'da ayrı bir planlama ilerliyordu. İkisini birbiriyle konuşturmak için mevcut yapılarımızı bir araya getirmeye çalıştık. Yani tamamlanmamış bir model üzerinden, yani tamamlanmamış derken yani %80-85 anlamında ya da sinkro düşünülerek yapılmamış bir altyapı üzerinde biz bunu kurgulamaya çalıştık. O anlamda zorlandık tabii ki de. Yani tamamlanmış bir BIM modelin üzerinden bu işlemler ilerlerse hem modeli entegre etmek durumuyla hem de sonrasında revizyonları ya da model güncellemeleri almak çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Cenk Bey'in sorusu var. Checklist yöntemini soruyor. Sisteme güncelleme girerken kullanıyor musunuz? Bu son sunumda da ben bundan bahsedeceğim. Checklist'i burada özellikle varyanslarda çok kullandılar Berin Hanım. Hani siz bahsedebilirsiniz burada. Research status dediğimiz yöntem. Evet, research status yöntemi aslında spesifik bir şey oluşturmak istediğinizde, yani kontrolü programın eline vermeden seçmeniz gereken objeleri siz seçip atıyorsunuz. Appearance'da da zaten otomatik ilerleyen görünüyor ve geliyor.
Lise statüsü özel bir şey oluşturmak istediğinizde, özel bir imalatı göstermek istediğinizde veya farklı bir mantıkta bir şey kurgulamak istediğinizde kullanabiliyorsunuz, kullanabilirsiniz. Biz bir ekleme yapayım. Biz aslında research statüsü bu proje inceden başladı. Kaba ve cephe olsaydı Onur Bey ile çok konuşuyorduk. Özellikle checklist mantığında cephelerin işte üretimi, montajı veya kabada demir kalıp gibi o yöntemin kullanılabileceğini söyledi. Ama ince ve elektrik mekanikte büyük bir veri var ve açıkçası burada girmedik. Bir de Acıbadem yeni başladı Sinko sürecine. Ama o checklist yönteminin kendileri de hani yöntemin çok pratik olduğunu biliyorlar. Bir sonraki projelerde o yöntemle bazı aktivite bazında çözemediğimiz şeyleri bu yöntemle çözebiliyoruz. Yani son sunumda ben bununla ilgili bir sunum yapacağım. Orada yapabilir. Cenk Bey de son olarak, yani Olcan Bey sormuş. Sunum yapılan proje iş programı Primer'de hazırlanmış. Anladığım kadarıyla iş programında kaç adet aktivite bulunuyordu? Detaylı bir iş programı. Onu da söyleyebilirim. Detaylı bir iş programı ve detaylandırılmaya devam ediliyor. 8 bin küsür şu an ama 10 bini geçecek diye konuşuyoruz. Henüz bitmiş değil. Eklemeler devam ediyor. Peyzaj ve benzeri alanlar var. Biten zonları kullandık tabii. Bizi çok engellemedi. Zon zon gidildiği için kırılım yapısı zondan sonra kendine özel ilerlediği için. Ve hala devam ediyor program detaylandırılmaya. Ben şöyle bir ekleme yapabilirim. Aslında yani bizdeki zon yapısı biraz daha detaylı. Yani burada herhalde 40'a yakın zonumuz var. Belki daha fazladır. Yani hasta odalarına ayrı bir zon, onların gündüz beklemeleri ayrı bir zon, poliklinik beklemeleri ayrı, poliklinik alanları ayrı. Yani biz böyle projeyi bayağı parçalayarak aslında yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden aktivite sayımız biraz fazla. Evet, yani ben de detaylı bir problem olduğunu söyleyeyim. Bir de Cenk Bey'in bir sorusu var. Bu arada hani biz bu sadece Acıbadem değil birçok firmaya destek veriyoruz. İşin gerçeği de hani detay bir iş programı yapmadığın zaman da çok iş programından da fayda sağlanamıyor. O yüzden ben de iş programlarının biraz zor evet ama detaylı yapılması taraftarıyım. Tabii çok da aşırı detaylı olmamalı. Bir yalınlık orada olması gerekiyor. Son soru iletim Onur Bey. Bir tahminde bulunursanız şantiyelerde kır, kes, del, boz, kır, kes, del, boz, yeniden yap imalatlarını yüzde kaç ölçüsünde azalttığını iddia edebilirsiniz? Biraz tabii genel herhalde bir BİM olarak bunu soruyor Cenk Bey. Evet. Yani bu sadece Sinko'dan bağımlı, yani Sinko'ya bağımlı bir konu değil aslında. Yani bu üç boyutlu plan bir şey, tasarımla alakalı bir konu. Yani yüzde vermek çok kolay değil tabii ki. Bunu ölçmek de çok kolay değil. Ama net bir şekilde azaldığını, geriye dönüşlerin azaldığını, revizyonların, daha doğrusu revizyon kaynaklı işte yıkılan, sökülen alanların azaldığını söyleyebiliriz. Ya da koordinasyon eksikliğinden dolayı yapılan bu geriye dönüşlerin azaldığını söyleyebiliriz. Ama bir oran vermek gerçekten çok zor. Dediğim gibi bunu ölçmek de çok kolay değil açıkçası. Son olarak Figen Hanım'ın sorusunu alıyorum. Sonra bitireceğim. Sinkro kullanımı zaman olarak kazanı tespit edebildiniz. Bir makyajı yapalım. Yani cost saving, time saving konusu. Aslında da belki projenin sonu, ya, bu Avrupa'da yabancılar bunu çok güzel yapıyor da o ölçüm yapısı için yani ben kendi yorumum birkaç proje sonrasında belki yapılabilir. Ya da Onur Bey ne düşünüyorsunuz? Hani o time saving. Ya şöyle söyleyebilirim. Yani ilerlemeyi anlamak, sorunu görmek anlamında kesinlikle bir katkısı var. Ama biz projeyi daha dediğiniz gibi tamamlamadığımız için bize katkısını %100 şu anda söyleyemem. Biz şu anda raporlama anlamında neyin geride kaldığını, neye önem vermemiz gerektiğini, tedarikte neye öncelik vermemiz gerektiğini daha rahat bir şekilde görebilir olduk. Firmalarda bunu yönetmek tabii ki de yıllarca yaptığımız iş ama bunu anlayıp anlatabilmek çok daha zordu. Görsel hale geldiği için biraz daha kolay ama bir zamansal bir tespiti ancak proje sonunda biraz daha net bir şekilde söyleriz. Onur Bey çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım bir sunum.